36 deniz diyor. Şimdi bakalım A sayısı tabii 8'in faktöriyeli 36 ile bölündüğünde M kalıyormuş. Şuna bakalım 8 faktöriyel sayısı 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 diye gidiyor. Şimdi bunun içinde 36 oluşturulabiliyorsa bunun içerisinde bu sayı 36 ile tam bölünüyor demektir. Ve 36 oluşur. Burada bir tane 6 var. 2 çarpı 3 de 6 eder. 6 çarpı 6 36. Bunun içinde 36 var. 36'nın olması da bunun 36 ile bölümünden kalanın 0 olması demektir. M 0. B'nin 9 ile bölümünden kalan. Bunun 9 ile bölümünden kalanı bulacağız. Böyle 3, 5, 3, 5 diye gidiyor. 17 basamaklı. Şu en sondaki 3'ü görmezsek bunu bir önceki 5 olacak. 3 ve 5 sayıları eşit olur. 16 tane. Demek ki 8 tane 3, 8 tane 5 olur. Ama 3 bir tane fazla olacağı için 9 tane 3, 8 tane de 5 vardır burada. 9 artı 8 toplam 17 basamak. Biz neyi arıyoruz? 9 ile bölümünden kalan. Şuna hiç hesaplamaya gerek yok. 9'un katı 8 çarpı 5 40 yapar. Rakamlarını yine toplayabiliriz. 4 artı 0'dan 4. Bunun 9 ile bölümünden kalan 4 olacak. Yani M sayısı da 4'tür. M sayısı 0, N sayısı 4. Gelelim C'ye. 8 ile bölümünden kalan sonuç basamağa bakıyoruz. 706. 8 ile bölümünden kalana bakacağız. Şöyle yanda bölebiliriz. 706. 8, 70'te 8 kere var. 64 çıkarım. 6, 66 7, 8 kez var yine. Şöyle 8, yine 8 kez var. 64 buradan kalan 2. Demek ki bunun da 8 ile bölümünden kalan kim o? P sayısı. P sayısı da 2'ymiş. Bunu da bulduk. Bizden 3'ünün toplamı isteniyor. 0 artı 4 artı 2 buradan da 6 çıkar sonuç. Sonucumuz 6'mış.